Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda bu kibar çok güzel çıtır çıtır olan boyanın yapım aşamasını anlatacağım. Öncelikle yazmamızın tığ yapalım. İpimizi tığ sabitleyelim. Bir adet zincir çekip örümcek çekiyorum. Normal boyutlarda. Başına iki kez alıyorum. Bir, iki kutucuk atladım. Üçüncü tığ battıma girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki alıp çıkış yaptım. Dört adet zincir çekiyorum. Başına iki kez alıyorum. Bu çıkış yaptığım araya giriyorum. İki 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 alıyorum. Bir iki üç dört beş adet zincir çektim. Bu aradan girdim kapadım 4 adet sık iğne yapıyorum 2 3 4 5. bu yuvanın içinde tamamlıyorum bu birinci yaprağımız tekrar 4 adet zincir çekiyorum başına iki kez alıyorum yuvaya giriyorum 2 2 2 alıyorum Bu noktada 5 adet zincir çekiyorum. Bu aradan girdim, kapadım. 4 adet sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Buraya giriyorum. 5. sabitliyorum. Şimdi buradaki kalan kısmımıza 6 tane sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 7. sık iğnemi aynı tığ battı içerisinde tamamlıyorum. Bu şekilde bir zeminimiz oldu. Şimdi bir zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Başına iki kez alıyorum. 1 iki kutucuk atladım. Üçüncüye girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıp çıkış yaptım. 1 pardon. 2 3 4 5 adet zincir çektim. Yuvaya girdim, kapadım. 6 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 ve 6 7. tığ battı içerisinde tamamlıyorum bu şekilde bakın bir bu şekilde yapıyoruz bir, bir bu şekilde buna çiçeğimize motifini yapacağız buna sabiteceğiz bir iki yapraklı bir sade şimdi yine iki yapraklı bakın bir adet zincir çektim örümcek çekiyorum başına iki kez aldım 1 2 tane tığ batısı atlayıp üçüncüye girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp çıkış yaptım. 4 adet zincir çekiyorum. Başına 2 kez alıyorum. Bu çıkış yaptığım yuvaya giriyorum. 2 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu aradan giriyorum, kapatıyorum. 4 adet sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 5.'yi burada yuvanın içinde tamamlıyorum. Tekrar 1 2 3 4 adet zincir. Başına iki kez al, yuvaya gir. 2, 2 2 2 al. 1 2 3 4 5 adet zincir çek. Bu ara noktadan girelim. Kapatalım. 4 adet sık iğnesi yapalım. 1 2 3 ve 4 5. bu yuvada tamamlıyorum. 6 tane sık iğnesi yapıyorum. Buradaki çubuğuma. 1 2 3 4 5 6. 7. tığ battığı içerisinde tamamlıyorum. Tekrar 1 adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Başına iki kez aldım. 1 2 kutucuk atladım. 3.ye girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra iki alıp çıkış yaptım. 1 2 3 4 5 adet zincir. Bu çıkış yaptığım buraya girdim, kapadım. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. tığ battısını da tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar. Şuradan göstermek isterim. Bakın bir bu şekilde bir tane bu küçükten. E, şeysiz, yapraksız. Bakın bir yapraklı bir yapraksız. Bir yapraklı bir yapraksız şeklinde. Alt kısmımız hep bu şekilde gidecek. Yapraklı yapraksız, yapraklı yapraksız şeklinde gidecek. Şimdi bu üst kısmındaki pıtırcıkların yapımına geçelim. Renkli ipimizi aldık. Tığımıza sabitleyelim. Başına bir kez alıyorum. Şimdi arkadaşlar ön yüzümüzden şu birinciye değil ikinciye. Ön yüzümüzden buna değil buna. Bu tepesinde 5 zincir çekerek oluşturduğumuz bir yuva var. Şöyle o yuvayı biraz hafif genişletebilirsiniz tığınızla. İpimi tığıma sabitledim. Başına bir kez aldım. Bu yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra 2 şeklinde 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. Şöyle etrafından dolaştım kapattım. Bu ilk pimpirikli trabzanım. Başına bir kez aldım yuvaya girdim. Şurayı bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Çünkü ipin ucu orayı kapattı. Tam anlayamadınız diye bir endişeye kapıldım. İpimizi tığımıza sabitliyoruz. Başına bir kez alıyorum. Bakın düz yüzünden. Bu birinci yaprağı değil ikinci yaprağa girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 5 adet zincir şöyle tutalım bakın şöyle tuttuk şuradan giriyorum şöyle tepesine bir pimpirik yapıyorum başına bir kez aldım tekrar girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım 5 adet zincir ara noktadan girdim ve kapadım başına bir kez alıp tekrar girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım 5 adet zincir çektim ara noktadan girdim kapadım 3 oldu bakın başına bir kez aldım tekrar girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım 5 adet zincir çekip ara noktadan girdim kapadım aynı şekilde giriyorum toplamda 8 adet pimpirikli trabzanım olana kadar bu işlemi yapıyorum 5 adet zincir ara noktadan girdim ve kapadım başına bir kez al yuvaya girelim önce bir kez sonra iki sonra iki alalım 5 zincir çektim şekilde girdim ve kapadım. Bakalım 2, 4, 6 olmuş. Başına bir kez aldım. Tekrar yuvaya giriyorum. Önce bir kez sonra 2, sonra 2 aldım. 5 adet zincir çektim. Buradan aradan girdim. Kapattım. Başına bir kez aldım. 2, 4, 6, 7 oldu. Tekrar orta yuvama girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki alıp çıkış yaptım. 5 adet zincir. Ara noktadan girdim. kapatım. Şimdi aşağıdan bakın bu bir boş yapmıştık. Bunun uç noktasını sık iğne ile sabitliyorum. Bir adet zincir çekip ipimi kesiyorum. arkadaşlar evet arkadaşlar oyamızın yapma aşaması ve tamamlanmış hali böyleydi şuradaki yaprağı ilk yaprağı değil şu yaprağın tepesinde ikinci yaprağın tepesinde aynı şekil mesela e, kullanacağınız diğer renkleri de e, renklerle devam edeceksiniz bakın buna değil bunun tepesine yuva e, ediniyorsunuz bu tepeyi İnşallah anlatabildim yapacak olan arkadaşlar Hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.